diyorum, beni sana çıkart. Kimse yok mu orada? Buyurun Mustafa Bey, biraz beklettik. Kan sonuçlarınız çıktı. Hocamız sizi bekliyor. Sen de gelir misin? Ya şimdi tek başıma çok sağlıklı bir karar veremeyeceğim. Saniye bekleteceğim. Raporlarınıza bakıyordum. En son ne zaman kan tahlili yaptırdınız? Geçen hafta. 5 haftalık kan sonuçlarınız elimde. Ancak bugün verdiğiniz sonuçlarla karşılaştırdığımız zaman pek de iç açıcı değil durum. Ne oldu? Bunu nasıl görmemişler? Hayret. Neyi? Siz kan zehirlenmesi yaşıyorsunuz. Buraya dahi yürüyerek gelmiş olmanız bir mucize. Yuvarlığa aldığım kısımlara bir bakın. Siz vurulduktan sonra nasıl yükseldiğini göreceksiniz. Nedir bu değerler? Kanınızın içindeki yabancı maddeler, yani zehir. İyi de neden? İçerideki kurşun nedeniyle. İçinizdeki kurşun her gün daha fazla zehirlenmenize sebep oluyor. Durum son derece ciddi. Sizi yatırmamız gerekiyor. Ameliyata hazırlanmanız lazım ivedilikle. Pardon, pardon ama ne ameliyatı? Ben buraya baş dönmeleri için, bayılmalar için, uyuşmalar için geldim. Yani omurilikle alakalı konular için geldim ben buraya. Onlar da var ama İçinizdeki kurşun sizi son derece kısa süre içinde öldürecek. Acele etmemiz lazım. Yarın öbür gün ameliyat programı nedir Simge Hanım? Tamam. Yarın? Yarın mı? Kusura bakmayın, öyle bir şey mümkün değil. Eğer ameliyata girersem o zaman yürüyüp yürüyemeyeceğim belli değil. Değil mi? Diyelim her şey yolunda gitti. En az 2 hafta yatakta kalmam gerek. Yani kalkamam, göreve gidemem demek bu. Bu durumda 2 hafta bile yaşamanız mucize. Vallahi 2 hafta göreve gidemezsem o zaman yaşamam belli değil. Bu toksin oranını başka şekillerde düşürmemiz mümkün değil mi? Tıpta pazarlık olmaz hanımefendi. Rapor var ortada. Başka seçeneğimiz de yok. Ameliyat programı çok yoğun doktor bey. Asistanlarla değerlendirin. En az riski olan hastayı erteleyip 6-7 saatlik bir zaman açsınlar lütfen. Biliyorum. Acil karar vermeniz çok zor ama burada hayati değerler söz konusu. Hayatınız tehlikede. Bana 1 saat içinde sonuç vermeniz lazım ki biz de yolumuza devam edelim. Yani peki bu riskler ne olacak? Yani felç riski falan. Onlar diğer doktorlarla konuşulmuştu. Onlar da baki. Ama bu ameliyatı yapmaya mecburuz. Başka çaremiz yok. Bakın bu konuyu iyicene düşünüp değerlendirin. Sonra birlikte hareket edelim. Teşekkürler. Olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.